Sevgili genç kardeşlerim, arkadaşlarım, yeni göç yasası üzerine kısaca bir özet yapmak istiyorum. Konuyla ilgili iki avukatın sayfalarında 27 Mart 2019'da yaptıkları özetten faydalanmak istiyorum. Yeni yasa, göç yasası yürürlüğe girdiğinde neler getirecek? Hep birlikte bakalım. Ana başlıklarıyla, her yeniliği değil, sadece ana başlıklarıyla getireceği yenilikler, bana göre en güzel, en önemli değişiklik Voranprüfung, yani neydi? Bir yere iş başvurusunda bulunduğunuzda o pozisyonun Almanya'dan biri tarafından ya da Avrupa Birliği'nden biri tarafından doldurulup doldurulamayacağına bakmaları gerekiyordu. Bu kanunla böyle bir sınamadan geçmesi gerekmeyecek. Bu da oldukça önemli. Wegfall der Begrenzung auf Mangelberufe. Almanya'da sıkıntı çekilen, darlık çekilen meslekler var. O mesleklere şimdiye kadar eleman getirilebiliyordu. Artık o mesleklerle kısıtlı olmayacak. Meslek öğrenmişler de, yüksek okulu bitirmişler de Almanya'ya 6 aydınlık gelip Almanya'da iş arayabilecekler. Bunun için gerekli şart Almanca biliyor olmak ve hayatını, yani finansal açıdan hayatını idame ettirebiliyor olmak. Ayrıca diplomanda Almanya'ya uyarlanması gereken konular olursa onların kursunu, dersini, eğitimini alabilmek için Almanya'da bulunma imkanı verilmesi ya da bunun kolaylaştırılması diye bir nokta düşmüşler. Tabii bunlar biraz uçları açık noktalar, her tarafa çekilebilir gibi duruyor. Belki daha ileriki safhalarda detaylı açıklama gelecektir. Onun dışında yabancı dairelerinde bu süreçlere bakan sorumluların bir merkezde toplanarak bu sürecin daha hızlandırılması amaçlanıyor. Kabinede göç yasası biliyorsunuz Aralık 2018'de kabul edildi. Mecliste de kabul edildikten sonra 6 ay içinde yürürlüğe girmesi gerekiyor. Takriben 2020'nin başı denmiş. Fakat biliyorsunuz şu an mecliste sığınma talep etmiş ama bu talepleri kabul görmemiş sığınmacılar ne yapılacak? Geri gönderilecek mi, gönderilmeyecek mi? Çünkü bu yasa ile onlara da kalma hakkı tanınacaktı. Hristiyan demokratlar karşı çıktıkları için o noktada anlaşamıyorlar, tartışıyorlar. Bu tabii ki bu sürecin uzamasına neden olabilir. Ayrıca 6 ay diyelim ki Almanya'ya geldiniz, iş arıyorsunuz fakat bulamadınız. Bu süre uzatılmıyor. Tekrar Almanya'dan çıkmanız ve Almanya'da kaldığınız süre kadar dışarıda kalmanız gerekiyor. Yani diyelim ki 4 ay Almanya'da kaldınız, iş bulamadınız, Almanya'dan çıktınız. Ancak 4 ay geçtikten sonra tekrar gelebiliyorsunuz ya da 6 ay kaldıysanız ancak 6 ay geçtikten sonra tekrar aramak için gelebiliyorsunuz. Görüyorsunuz artık Almanya'ya meslek öğrenmek için de gelebiliyorsunuz. Fakat 21 yaşına kadar mümkün olacak bu. Bunun için de 6 aya kadar Almanya'ya gelip meslek öğrenebileceğiniz bir yer aramanız mümkün. Almanca biliyorsunuz olmazsa olmaz. Almancayı öğreniyor olmanız lazım. B2 seviyesinde konuşuyor olmanız lazım. Ondan sonra meslek öğrenebileceğiniz bir yer bulmanız lazım. Yani bir işverenin sizi kabul etmesi lazım. 21 yaşından gençseniz o zaman Almanya'da meslek de öğrenebiliyorsunuz. Genç kardeşlerim, hiçbir zaman olmadığı kadar güzel olanaklar var ya da geliyor. Lütfen bunlara hazırlıklı olun. Almanca öğrenin. Liseyi bitirdiniz diyelim. Üniversitede hiçbir yere giremediniz ya da girdiniz, okumak istemiyorsunuz, meslek öğrenmek istiyorsunuz. Bu bakıcılık olabilir, kalorifercilik olabilir, ne bileyim aklınıza ne tür meslek geliyorsa, o konuda meslek öğrenmek istiyorsanız, Almancanız da varsa, size bu mesleği öğretecek bir iş yeri de bulursanız, bu bakıcılık konusunda örneğin çok kolay diyorlar, o zaman Almanya'ya gelip meslek öğrenebilirsiniz. Bakıcılıkta konuştuğum birisi bana 1000 euro meslek öğrenme esnasında maaş aldığını söylemişti. Meslek öğrenmek 3 yıl sürüyor. Aynı şekilde fizyoterapi örneğin 3 yıl. Genelde bu meslekler 3 yıllık. Ausbildung dendiğinde 3 yıl sürüyor. Ondan sonra mesleğinizi burada tatbik edebilirsiniz. Tabii ki meslek öğreniminden sonra tam maaş alıyorsunuz. Meslek öğrenmek istemeyen, okumak isteyen kardeşlerimiz için
liseyi bitirdiniz, okumak istiyorsunuz diyelim. B2 seviyesinde Almanca biliyorsunuz. Almanya'ya Studienkolleg için gelerek bir yılda Studienkolleg'i bitirip C1 seviyesinde Almanca ile okumaya da başlayabilirsiniz. Bir yüksek okulda okumaya başlayabilirsiniz. Bununla ilgili kanalda bir video var. Ona bakmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında tabii üniversite sınavını kazanıp kazandığınız bölüm ya da bölüme yakın bölümlerde okumak için C1 seviyesinde Almanca ile direkt olarak bir üniversiteye de gelebilirsiniz. Görüyorsunuz liseli kardeşlerim, size çok güzel imkanlar var. Bu avantajlardan yararlanmanızı tavsiye ederim. Bilenler bilmeyenlere anlatırsa çok iyi olur. Herkes öğrenmiş olur. Şartlar en azından B2 seviyesinde Almanca biliyor olmak, istemek, şevk duymak, merak duymak, heyecan duymak, ilgi duymak, sabırla uğraşmak ve hedefe ulaşmak. Bu liseli kardeşlerimiz için geçerli. Herkes için geçerli ama liseliler için daha da bir geçerli. Umarım burayı dinliyorsunuz. Lebensunterhaltende peki ne kastediliyor? Devamlı hayatı idame ettirmek, finansal açıdan idame ettirmek falan diyorum. Bununla 735 euro artı %10, yani 1,1 çarpı 735 aşağı yukarı 800 euroya tekabül ediyor. Diyelim ki bir konuda çalışıyorsunuz, biliyorsunuz nasıl olduğunu fakat diplomanız yok. Keinen formalen Abschluss. Dafür aber Berufserfahrung mitbringen. Diploma yok fakat tecrübeniz var. O durumda da buraya gelebiliyorsunuz fakat sizi getiren şirket size 2 yıl içinde eğitim vereceğine dair kefil oluyor ve bunun için size ilk önce 18 aylık çalışma, oturma izni veriyorlar. Çalışma değil, oturma izni. Tabii çalışma izni de aynı zamanda. Ve bu esnada eğitimize başlamanız gerekiyor tabii ki. Bu süre 2 yıl daha uzatılabiliyor. Yani bu şartı yerine getirdikten sonra da kalabiliyorsunuz. Size toplamda 3,5 yıl eğitim açığını kapatmak için zaman tanıyorlar. Evet, bu kadar. Umarım söylediklerimi anlamışsınızdır. Biliyorum ses kalitesi kötü. Cızırtı var. Editing yaptığım programdan kaynaklandığını anladım. Şu an bu programı değiştirme imkanım yok maalesef. Umarım yakın zamanda bu programı değiştirip daha anlaşılır videolar yapabilirim. Sorularınız olursa severek yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize feyizli önerimler temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun. Hoşçakalın.